Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Cümleten iyi günler diliyorum. Hadi bakalım şimdi de sürprizimizi açıklamanın zamanı. Bugün de menümüzde Periskop yayınlarının Türkiye geneli TYT ve AYT denemesi var sevgili gençler. Önce TYT'yi çözeceğiz, ardından AYT'yi çözeceğiz. Hadi bakalım isterseniz zaman kaybetmeden hemen başlayalım sevgili gençler. TYT'miz gelsin. Bu arada Periskop yayınları Jüpiter serisi A kitapçığını çözüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gelsin bakalım birinci sorumuz. Diyor ki milli şair Mehmet Akif Ersoy'un bu sözüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Değil mi? Olumlu bir soru. Bakalım birinci İnönü zaferinden sonra kabul edilen İstiklal Marşı ile ilgili şair Mehmet Akif Ersoy Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Yani bu sözüyle ilgili ne söylenebilir? Bu sözü Mehmet Akif Ersoy nasıl söylüyor arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı çok çetin şartlar altında kazanılmıştır biliyorsunuz ki. Yokluklar içinde kazanılmış büyük bir vatan mücadelesidir. Ve dünyanın en haklı bağımsızlık savaşlarından biridir arkadaşlar. Dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy yokluklar içinde kahraman Türk halkının kazandığı bu zafere ne yapıyor arkadaşlarım? Takdir ediyor ve bu sözü söylüyor. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Ve güzel bir tesadüf bugün 12 Mart biliyorsunuz. 12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıl dönümü arkadaşlar. Kutlu olsun. İstiklal Marşımız 102 yaşında. Allah gerçekten bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın arkadaşlarım. Mehmet Akif Ersoy'u buradan rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacak. Kurtuluş Savaşı'nın çok zor şartlar altında kazanıldığı söylenebilir arkadaşlar bu ifadeye göre. İkiye bakalım. Buna göre Osmanlı'nın sanayileşmesindeki engeller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti biliyorsunuz sanayi devrimini gerçekleştirememiş ve Avrupa'nın gerisinde kalmıştı. Sanayi devrimi ilk kez 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştı değil mi? Bakın şık şık açıklıyorum ki daha açıklayıcı, daha didaktik olsun arkadaşlarım. Hemen cevap verip geçmiyorum. Bütün şıkları elimden geldiğince açıklıyorum, izah ediyorum. Hadi bakalım. Bakalım şıklara. A. Sermaye oluşturmada yaşanan sıkıntılar. Kesinlikle bakın Osmanlı Devleti'nde yerli halkta yani Türk Müslüman halkta para yok. Yani sermaye yok. Sermaye, para gayrimüslimlerin, azınlıkların elinde. İşte Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin, ticaret zaten onların elinde değil mi? Bu bilgi doğru. Evet B bir dursun, C'ye bakalım. Sanayide istihdam edilecek nitelikli eleman azlığı. Kesinlikle arkadaşlar yani ülkede sanayide çalışacak eleman yok. Niye? Toplumun zaten %90'ı tarımla uğraşıyor. Tarım, hayvancılık değil mi? Yani sanayi yok denecek kadar az Osmanlı Devleti'nde. Küçük atölyeler var. Onlar da zaten iş yapamıyor. Kapanıyor daha sonra. Sanayi devrimine karşı tutunamıyorlar maalesef. D'ye bakalım. Uzun vadeli ekonomik stratejilerin belirlenememesi. Kesinlikle bakın planlı programlı kalkınma modelleri hazırlanmamıştır Osmanlı'da. Bu söylediklerimiz Cumhuriyetimizde hazırlanıyor. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. İkinci 5 yıllık kalkınma planı. Dolayısıyla da ekonomik kalkınmada planlı ve programlı hareket edilemiyor. Doğru. E'ye bakın. Sanayide bilgi ve teknik yönünden yetersizlikler. Kesinlikle zaten sanayileşmemişiz. İlkel yöntemleri kullanıyoruz. Yani küçük atölyelerde bir halıya adam bir haftada dokuyor. Bir ayda dokuyor. Oysa ki Avrupa'daki büyük fabrikalarda bir halı bir saatte, yarım saatte dokunuyor değil mi? Niye? Çünkü makineleşme var orada. Bizde makineleşme yok. Evet bu da doğru. Lakin B şıkkı ne diyor? Ham madde birikimindeki zorluklar. Abi bizim ham madde birikimimizde zorluk falan yok. Osmanlı Devleti ham madde bakımından bol bir ülkedir. Zaten azınlık burada Avrupalıların da iştahını kabartıyor bu özelliğimiz. Bizde ham madde bol da o ham maddeyi işleyecek teknoloji yok. Çok acı vericidir ki biz Avrupa'ya demir sattık, ihraç ettik ve Avrupa'dan silahı aldık, ithal ettik. Düşünebiliyor musunuz? Demiri ben yolluyorum. Adam bana demiri işliyor, silah yapıyor ve bana satıyor. Gerçekten çok acı bir durum arkadaşlar. Bu da Osmanlı'nın sanayileşme alanında ne kadar geri kaldığının kanıtı oluyor. Doğru cevap Bursa. Unutmayın Osmanlı Devleti'nde ham madde bol. Osmanlı Devleti'nde ne yok arkadaşlar? Teknoloji yok burada. Çünkü sanayileşemedi, geri kaldı. 3'e geçelim. Buna göre diyor İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Olumlu bir soru. Şimdi bakın politeist bir inanç sisteminin var olduğu. Evet bunu bir açıklayalım önce. Politeist demek çok tanrıcılık demek.
birden fazla tanrıya inanmak demek. Bakın, paragrafa bakın, nerede bulacağız onu? Zaman zaman kabileler arası savaşlar yaşanır. Yaygın olarak putperestlik inancı hakimdi diyor. Bakın, putperestlik zaten çok tanrıcılı bir hayatı gösterir. Ve bu arada yaygın olan putperestlikmiş. Demek ki yaygın olmayan inanışlar da var. Bakın burada bir karşılaştırma var. Değil mi? Dolayısıyla politeist inanç var. Doğru. Toplumsal barışın sağlandığı, bir bakalım var mı yok mu? Arkadaşlar, kabileler arasında diyor, savaşlar yaşanırdı diyor. Ya öyle bir toplum düşünün ki içeride iç savaş var. İç savaş olan bir ülkede toplumsal barış var mıdır? Sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Huzur yoktur burada. Güvenlik yoktur. Üçe bakalım. Sınıflı bir toplum yapısının hakim olduğu. Bakalım bu var mı? Bakın, İslamiyet öncesi Arabistan'da toplum ne yapmış? Hürler, köleler ve mevaliler olarak üçe ayrılmış. Gerçekten de sınıflı bir toplum var. Sosyal tabakalaşma var, değil mi? Bu da doğru. Ulaşılabilir dediği için cevabımız 1 ve 3 olacak. Ulaşılamaz deseydi ne olurdu? Yalnız 2 olurdu. Değil mi arkadaşlar? 4 gelsin. Evet. Bu durum Güney illerindeki mücadele için aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Bakın, Fransa tarafından ne yapmış? Urfa 1920 yılında Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Hemen buradaki vatansever aydınlar örgütlenmiş, Kuvayi Milliye'yi oluşturmuş. Fransızlara şehri terk etmesi için uyarı yapılması, bunu yapmazlarsa silahlı mücadeleye girişileceği belirtilmiştir. Yani bir nevi onlara nota verdik ya, değil mi? Ya buradan defolup gidin ya da biz silahlanacağız, size karşı savaşı başlatacağız. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bölgesel direnişin etkin bir şekilde başlatıldığını gösteriyor. Bakın, sakın A şıkkına düşmeyin. Ülke genelinde topyekun mücadele olacağının. Abi, Güney cephesinde Kuvayi Milliye vardır. Doğru mu? Kuvayi Milliye. Ve bu Güney cephesi ile ilgili bir şeydir. Ve Güney cephesinin kapanmasına neden olacak. Burada biliyorsunuz Kuvayi Milliye var. Bölgesel direnişin etkin bir şekilde başlatıldı. Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi ülke genelinde topyekun mücadele dersek bütün ülkeyi kasteder. Yani Doğu cephesi kapandı. Güney cephesi kapanacak. En son Batı cephesi. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla doğru cevabımız burada Bursa olacak. Aman dikkat diyelim. 5'e bakalım. Buna göre Hazarlar ile ilgili durumlarından hangilerine ulaşılamaz? Bakalım şimdi. Arap seyyahı İbn Fadlan ünlü seyahatnamesinde Hazarlar hakkında bilgi verirken İdil şehri Volga şehri tarafından, Volga nehri tarafından üçe bölünür. Doğuda Müslüman ve Şamanistler, batıda Yahudi ve Hristiyanlar, nehrin ortasındaki adada ise diyor hükümdar otururdu. Hazarlar başlarına bir felaket gelirse bunu hükümdardan bilir. Hükümdar ile gök tanrı arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandı diyerek hükümdarı idam ederlerdi. Bakın, buna göre Hazarlarla ilgili hangisini oluşturmuş? Kut inancının etkilerinin görüldüğü. Bakın, gök tanrı inancı var. Doğru mu? Var. Farklı inanışlara olanak tanıldı. Yani düşünün abi. Şehrin batısında efendime söyleyeyim Yahudi Hristiyanlar, doğusunda Müslüman Şamanistler, ortada hükümdar varmış. Farklı inanışlar var mı? Var. Zaten Hazarlarda dinsel hoşgörü vardı. Üçe bakın. Mutlakiyet rejiminin sınırsız yetkilere sahip olduğu. Hayır arkadaşlar. Hükümdar sınırsız yetkiye sahip olsaydı öldürülür müydü? İdam edilir miydi? Yani burada vermemiş. En başta hükümdarı sınırlayan kuttur ve efendime söyleyeyim töredir ya. Töre. Töreye uymak zorunda hükümdar. Ben töreyi iplemiyorum diye bir şey yok. Önce hükümdar uyacak, sonra millet uyacak. Ulaşılamaz dediği için doğru cevap 3 olacak. C şıkkı. Ulaşılabilir deseydi cevabımız 1-2 olurdu, değil mi? Evet. Hadi bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi periskop yayınları TYT denememiz bitti. Gelsin şimdi AYT denememiz. Sors 1 ile başlayalım hemen. Evet, bakın bu da AYT periskop Satürn serisi A kitapçıdır arkadaşlar. Ona göre dikkatle çözelim. 25. soruyla başlayalım arkadaşlarım. Yukarıdakilerden hangileri Neolitik dönemde tarıma bağlı olarak gelişen durumlardandır diyor. Bakalım. Günü gününe besin bulma kaygısının sona ermesi. Tabii ki de arkadaşlar artık toprağı işleyeceksiniz. Artık günlük besin bulma kaygın bitecek. Artık karnım doyar mı? Karnım acıkır mı? Olayı bitecek. Niye? Çünkü toprak altın değerinde. Ne dikseniz, ekim ekseniz gene biçiyorsunuz. Toprak bereketli malum. Bu da doğrudur. İkiye bakalım. Kalıcı yerleşmelerin görülmesi. Yani örneğin köyler, kasabalar, şehirler, değil mi? Buralarda evler yapacak adamlar ve bu evlerde yaşayacaklar artık. Artık mağaralarda değil. Paleolitik dönemde biliyorsunuz insanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Kaya sığınaklarda yaşıyorlardı vesaire. Üçe bakalım. Doğa üzerinde söz sahibi çiftçi toplulukların yaygınlaşması. Kesinlikle tarımsal üretimle beraber
çiftçi toplulukları yaygınlaşacaktır. Dolayısıyla bunların hepsi tarıma bağlı olarak gelişen durumlardandır diyoruz. Cevabımız Edirne arkadaşlarım. Gelsin 26. sorumuz. Türk devletleri Çin'e başta olmak üzere canlı hayvan, konserve, et, deri, kösele, kürk satar, karşında Çin'den hububat ve giyim eşyası alırdı diyor. Yalnızca bu bilgilere dayanılarak yukarılarından hangilerine ulaşılabilir? Olumlu bir soru. İhracatın büyük bir kısmı hayvancılığa dayalı ürünler oluşmuştur. Tabii canım, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok devletine biz, bakın fark ettiyseniz, hayvansal gıdalar, canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk satıyoruz. Karşında Çin'den hububat ve giyim eşyası alıyormuşuz. Doğru. İkiye bakalım. Tarımsal üretim halkın ihtiyacını karşılayacak seviyede değildir. Bizde tarımsal üretim yok denecek kadar azdır. Çünkü göçebe hayat var. Hayvancılık temel geçim kaynağı. Yani binde bir olsa da tarım var. Bu da halka yetmiyor haliyle. Bu yüzden zaten biz Çin'den ne yapmışız? Hububat ve giyim eşyalarını almışız. Yani ithal etmişiz. Üçe bakın. En önemli ticari ortakları Çin'dir. Ben bu bilgilerden bunu çıkaramam. Burada bakın, Çin başta olmak üzere biz birçok ülkeye hayvancılık ürünlerini satmışız. Ama bizim en önemli ticari ortağımız Çin'dir diyemeyiz. Eksik olur. Yukarıdaki paragrafta kısıtlı bilgiler verilmiş. Yalnızca bu bilgilere göre diyor. Lütfen dikkat. O nedenle bu bilgi çıkmaz buradan. Belki başka bir topluluktur. Moğollardır. Ne bileyim, Soğutlardır. Bilemeyiz ki buradan. Dolayısıyla doğru cevabımız 1-2 olacak. Yani Bursa. 27 gelsin sevgili gençler. Hangisi diyor Emevi ve Abbasi devletlerinin ortak özelliklerindendir? Ülke meselelerinin divan adı verilen kurullarda görüşülmesi. Kesinlikle arkadaşlar. İkisi için de ortak olan şey divan meclisleridir. Biliyorsunuz divanları ilk kez kuran kimdi İslam devletinde? Hazreti Ömer Efendimiz'de, değil mi? Hazreti Ömer zaten devleti devlet yapan adamdı, değil mi? Adaletiyle bilinen büyük halife. Hükümet işlerinin vezirlik makamına bırakılması. Vezirlik makamı arkadaşlar Abbasilerde kurulan bir makamdır. Emevilerde böyle bir şey yok. Ümmetçi anlayış Abbasiler içindir. Emevilerde böyle bir şey yok. Emeviler mevali politikası izlemiş ve insanları dışlamışlardır. Fetihler öncelik veren Emevilerdir. Abbasiler döneminde çok fetih hareketi yok. Onlar bilim, kültür, sanat anlamında çok büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Ve İslam Rönesansı'nı yaşatmışlardır, değil mi? Bağdat'ı başkent yapan Emeviler değildir, Abbasilerdir. Emevilerin başkenti Şam'dır arkadaşlar. Dolayısıyla ortak değildir. Bunlar farklı şeyler. Doğru cevabımız Adana. Çok güzel, şahane bir bilgi sorusu arkadaşlar. 28'e bakalım. Germiyanoğulları, Menteşoğulları, Hamidoğulları, Saruhanoğulları gibi bazı Türk beylikleri Haçlarla yapılan 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne destek vermiştir. Bu durumun en önemli sebebi hangisidir? Bakın arkadaşlar, Osmanlı bir Türk İslam devletidir. Bu beylikler de Türk İslam devletleridir ve kafirlere karşı yapılan savaşta gaza ve cihat anlayışı gereği Osmanlı'nın yanında yer almışlardır. Ya ben de Türk'üm, sen de Türk'sün. Ben de Müslümanım, sen de Müslümansın. Elbette sen kafirlere karşı yapılan bir savaşta benim yanımda yer alırsın. Niye? Sen de gaza ve cihat inancına inanıyorsun, ben de. Hatta bunun eski Türklerde karşı neydi? Türk can hakimiyeti mefkuresiydi, değil mi? Türk can hakimiyeti anlayışı yani. Dolayısıyla burada cevap Batı'daki genişleme siyaseti. Biz buna ne diyoruz? Gaza ve cihat diyoruz İslam'ın kabulüyle beraber. Evet, bu nedenle bu beylikler bizim yanımızda yer almıştır diyoruz sevgili gençler. 29 gelsin. Bakın yine Osmanlı kültür medeniyetten gelen güzel bir soru. Osmanlı klasik döneminde sınırlardaki beyliklerin ihtiyaçları, vakıf giderleri, hanedan üyelerinin ihtiyaçları, tersane masrafları, hazinenin nakit ihtiyacının bir bölümü gibi ihtiyaçların karşılanmasında başvurulan temel unsur hiç şüphesiz ki topraklardır, değil mi? Toprak gelirlerini devlet ne yapıyor? Paylaştırıyor. İşte paşmaklık topraklar, ne bileyim işte yurtluk, ocaklık, ne bileyim işte malikane, değil mi? Efendim daha sonra işte iltizam gelecek, değil mi arkadaşlar? Bunlar hep toprak gelirleri, mesela vakıf giderleri, vakıf topraklar, değil mi? Hayır kurumları ve ilmi kurumlar için ayrılan topraklar, örnek veriyorum. Ne bileyim paşmaklık, işte padişahın kız çocuklarına verilen topraklar, değil mi? Hazinenin nakit ihtiyacının bir bölümünü karşılayan nedir? İşte nedir? Malikane, üstün hizmet karşılığında verilen topraklar, değil mi? Efendim mesela mukata, doğrudan hazineye giren topraklar, gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklar vesaire. Bunlar toprak gelirleriyle ilgili şeylerdir arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada nedir? Denizli'dir. Evet. 30 diyelim. Osmanlı Devleti'nin diyor Karadeniz'i Türk gölü haline getirmesi,
Kızıldeniz'de hakimiyet kurması ve Akdeniz'deki üstünlüğünü kabul ettirmesi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne olan bağımlılığını arttırmıştır. Bu durum hangisine ön ayak olmuştur? Hiç şüphesiz ki Doğu-Batı ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi, Akdeniz'de, Karadeniz'de Osmanlı üstünlüğünün kabul edilmesi Avrupa'yı yeni arayışlara itecektir ve Avrupalılar pusulanın yardımıyla coğrafi keşifleri başlatacaklardır. Bu nedenle doğru cevap burada, en yakın cevap Adana. Hindistan'a farklı yollardan ulaşma çabaları hatırlayın. Bartelmi Diaz ne yapmıştı sevgili arkadaşlar? Coğrafi kişiler de öğretmenleriniz anlatmıştır. Ümit Burnu'nu bulmuştu değil mi? Ümit Burnu. Yine Vasco de Gama Ümit Burnu'nu kullanıp nereye ayak basmıştı ilk kez? Hindistan'a. Vasco de Gama. Bu adam ilk defa Hindistan'a ayak basan kaşifti. Ve adamlar İpek yolunu, Baharat yolunu kullanmayıp Batı Afrika kıyılarını Atlas Okyanusu boyunca dolaşmışlardı değil mi? Tabi coğrafi keşifler Osmanlı'nın ekonomisini de çökertmişti. Hatırlatalım bunu da. Doğru cevap Adana diyoruz. 31 gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Güzel bir bilgi sorusu daha. 19. yüzyılda Osmanlı'nın en önemli rakibi Çarlık Rusya'sıdır. Kesinlikle. En uzun yüzyılda bizim en çok uğraştığımız devlet Rusya. Baş belası bir devlet. B'ye bakalım. İngiltere, Rusya'nın güneye inme ihtimaline karşılık 1791'den 1870'lere kadar Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. Doğru. Hatta en son 1878 yılında bizi destekleme politikasından vazgeçmiş, kuzeyi Kurtların önüne atmıştır. Akabinde biliyorsunuz Rusya bize saldırmış, 93 Harbi çıkmıştır. Değil mi? Doğrudur. C'ye bakalım. Sömürgeci bir siyaset güden Fransa, 19. yüzyılda Osmanlıların Cezayir ve Tunus topraklarını işgal etmiştir. Kesinlikle arkadaşlar, 1830, 1881 ve buralar maalesef Fransızlar tarafından işgal edilecek. Bu bilgi de doğru. İngiltere ve Fransa'dan beklediği desteği alamayan Osmanlılar 20. yüzyıl başlarında Almanya ile yakınlaşmıştır. Kesinlikle. Hatta ve bu yakınlaşma sonucunda biz 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında gireceğiz. Değil mi? Hatırlayın. Daha 19. yüzyılda 2. Abdülhamit döneminde Bağdat-Berlin demir yolu hattı kime verilecek? Alman mühendislere verilecek. Doğru. Bakalım. Balkanlarda çıkan milliyetçi isyanlara en yoğun desteği veren ülke Avusturya değil arkadaşlar. Rusya'dır. Rusya. Fransa'dır. İngiltere'dir. Niye? Ya çünkü bunlar zaten biri panslavizmi savunuyor. Birinde milliyetçilik çıktı. Vesaire. Ama Avusturya'nın milliyetçi isyanlara destek vermesi mümkün değil. Çünkü Avusturya'da Osmanlı gibi bir çok uluslu imparatorluktur. Buna böyle bir şey yapsa kendi ayağına sıkar. Kendini idame eder değil mi? Hatırlayın. Avusturya Osmanlı ile en son 1791 Zichtöve Anlaşması'nı yapacak ve bir daha bizimle uğraşmayacak. Niye? Fransız ihtilalini yaydığı milliyetçilikten ödü kopuyor. Ya benim ülkeme bu akım sıçrarsa, ki öyle de olacak, sıçrayacak ve Avusturya da Osmanlı gibi parçalanacak arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Bu yanlıştır burada diyoruz. 32 gelsin. Büyük Millet Meclisi'nin milli mücadele döneminde asker kaçaklarına ve isyancılara karşı aldığı ilk önlem hangisidir? Bakın arkadaşlar, asker kaçaklarına ve isyancılara karşı aldığımız ilk önlem bir kanun çıkartmaktır. Nedir? Bu kanun zaten Hıyanet-i Vatanî Kanunu var değil mi? Daha sonra da vatana hıyanet edenleri yargılamak için ve asker kaçaklarını önlemek için de mahkemeler kuracağız. Değil mi? İstiklal mahkemelerini kuracağız. İstiklal mahkemelerinde de bu asileri yargılayacağız. Bakın arkadaşlar, ama ilk dediği için aldığımız ilk önlem bir kanun çıkartmaktır. Kanunsuz mahkeme yapmıyoruz. Sonra mahkemeleri kuracağız. Değil mi? Evet. Dolayısıyla burada cevap ne olacaktır? Hıyaneti Vataniye Kanunu olacak. Vatana hıyanet edenleri yargılamak için çıkarılıyor bu kanun. Değil mi? Doğru cevabımız Ceyhan. Akabinde de istiklal mahkemelerini kurup bunları ne yapacağız? Yargılayacağız. Cezalar verecekler vesaire vesaire. Evet. Devam edelim şimdi. 33 diyelim. Yeni Türk Devleti'nde saltanat ve hilafet makamlarının kaldırılarak kişisel egemenlik anlayışına son verilmesiyle ilkelerinden hangisi ya da hangileri arasında bir bağlantı kurulamaz? Bakın, cumhuriyetçilikle doğrudan alakası var, ulus egemenliği. Halkçılık cumhuriyetçiliğin bir sonucudur, doğrudan alakası var ama bunun devletçilikle bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Devletçilik daha çok ekonomik ve yatırımlarla alakalı bir şey. Planlı programlı kalkınmayla alakalı bir şey. Kurulabilir deseydi 1-2 idi. Kurulamaz dediği için cevap yalnız 3 olacak. Yani C şıkkı. 34 gelsin. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisini sona erdirmiştir? Hatırlayalım.
Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, Boğazlar'da tam egemenlik hakkı Türkiye'ye verilmiş ve Türkiye'ye Boğazlar'da asker ve donanma bulundurma hakkı verilmişti. Lozan'dan kalan bu pürüzü de Atatürk'ümüz Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile gidermişti arkadaşlar. Boğazların egemenliği tamamen Türkiye'ye bırakılmıştır. Dolayısıyla burada lağvedilen kurum Boğazlar Komisyonu'dur. Türkiye'mizin egemenlik hakları güçlendirilmiştir, sağlanmıştır diyoruz. Ve böylelikle sos 1'i bitiriyoruz. Arkadaşlar hemen şuradan coğrafya sorularına da bir bakın isterseniz. Bunu da çözün. Yorumlarda da cevaplarını tartışırsınız. Cevap anahtarı bende yok ama arkadaşlar sonuçta tartışırsınız, istişare edersiniz yorumlarda. Bu 35. soru coğrafya. 36'ya bakın isterseniz bir de sevgili gençler. Evet. Hazırsak artık sos 2'ye geçebiliriz arkadaşlarım. Sözelci arkadaşlarımın özellikle dikkatine diyelim. Sos 2 gelsin. Harvey geçmişi yabancı bir ülke, işlerin farklı yürüdüğü bir yer olarak tanımlamıştır. Buna göre tarihçilerin öncelikli sorumluluğu hangisi olmalıdır? Bakın, yabancı bir ülke, tanımadığınız bir yer. Ne yapmanız lazım? Aydınlatmanız lazım. Akıcı bir şekilde, duru bir şekilde, değil mi arkadaşlar? Yani herkesin anlayacağı şekilde. Dolayısıyla burada neye vurgu yapıyor? Tarihin anlatımında sade ve anlaşılır bir dil kullanılmasına vurgu yapıyor. Çünkü dil anlaşmak için olmazsa olmaz bir araçtır. Değil mi? Yani olayı anlatırken süslü püslü cümlelerle değil, sade, anlaşılır, net bir şekilde ifade edeyim ki bu yabancı ülkeyi halka tanıtın diyor adam, değil mi? Güzel bir soru aslında. İki gelsin. Eski Türklere ait il gider töre kalır ve töre konuşunca han susar söylemleri hangisine kanıt oluşturmaz? Törenin değişmez hükümlerden oluştuğuna bakın, dakika bir gol bir. Yanlış arkadaşlar. Törenin hükümleri değişmez değildir. Zamanla çağın gereklerine göre töre değişebilir, kaldırılabilir, değil mi? Yani töre herkesi bağlar, hükümdar dahil. Bakın B'ye bakın. Sadece sosyal hayatı düzenleyen kurallar olmadı. Kesinlikle hükümdarın da yetkilerini kısıtlayabiliyor. Hükümdar dahil herkesi bağlıyor. Kanun üstünlüğü anlayışına kesinlikle kanıttır. Yani töre biliyorsunuz sözlüdür, daha sonra yazılı hale getirecek vesaire. Türk örf ve adetlerinin sürekliliğine kesinlikle. Ama unutmayın, törenin değişmez hükümlerden oluştuğu yanlıştır. Bu törenin hükümleri zamanla değişebilir. Unutmayalım. Cevap Adana. 3 diyelim. Doğu Afganistan'da bulunan cami, saray ve zafer takı kalıntıları aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisine ait olabilir? Bakın arkadaşlar, Afganistan'da kurulan Türk İslam devleti hangisidir burada? Gaznelilerdir. Gazneliler cevap Bursa. Harzemşahlar Selçuklardan sonra İran'da kuruluyor. Selçuklular İran'da. Tolunoğulları Mısır'da. Babürlüler biliyorsunuz Hindistan'da. Değil mi? Burada Afganistan'da kurulan devlet Gaznelilerdir sevgili gençler. Doğru cevabımız Bursa. Bu arada bu Gaznelileri bir kere TYT'de bir kere AYT'de 2 yıl boyunca ÖSYM amca ardışık olarak sordu. Benden söylemesi gençler. 4. Buna göre aşağıdakilerden diyor hangisi vatandaşlık anlaşmasında denilen bu sözleşmenin içeriğinde diyor yer almaz diyor. Değil mi? Bakın arkadaşlar, vatandaşlık anlaşması dediği Medine Sözleşmesi'dir. İslam Devleti'nin anayasasıdır. Bu anayasaya göre biliyorsunuz işte Yahudilere ve diğer dinlere özgürlük verilmiş. Medine'ye bir saldırı olursa bu saldırı ortak bir şekilde savuşturulacak denilmiş. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam devlet başkanı olmuş, başkomutan olmuş, başyargıç olmuş. Şimdi A şıkkı, değil mi? İki taraf arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda Hazreti Muhammed hakem kabul edilecek. Tamam, doğru. Hukuki bir şey. Herkes inancını yaşamada serbest olacak. Tamam. Dini hoşgörü. Dini hoşgörü var burada. Şehir dışından bir saldırı olması durumunda Medine birlikte savunulacak. Tamam. Bu da doğru arkadaşlar. Kesinlikle. Yahudiler Müslümanlara okuma yazma öğretenler. Yahudilerden diyor Müslümanlara okuma yazma öğretenler vergiden muaf tutulacak. Hayır. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu Peygamber Efendimizin eşitlik anlayışına terstir. Yani Yahudiler nasıl muaf olur ya? Müslümanlar vergi verecek, Yahudiler vergi vermeyecek. Öyle mi? Saçma. Cevap Denizli. Bu eşitliğe aykırıdır. İki taraftan birinin yaptığı anlaşmayı diğeri de riayet edecek. Tamam, doğru arkadaşlar. Bu da birliktelik mesajı içeriyor. Ama bu madde yanlıştır diyelim. Olay bu. Evet, geldik 5. sorumuza. Bizans'a karşı kazandığı Miryokefalon Savaşı'nın ardından ülkeyi 11 oğul arasında bölüştüren Anadolu Selçuk hükümdarı kimdir? Miryokefalon Savaşı'yla Anadolu'nun tapusunu alan,
Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kanıtlayan o büyük hükümdar Sultan II. Kılıç Arslan'dır biliyorsunuz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yükselme devrini başlatan adamdır. Nurlar içinde yatsın diyelim. Allah rahmet eylesin. Büyük bir komutan. İkinci Kılıç Arslan arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana. Evet. 6'ya bakalım. 1. Murat döneminde vezir, azam, kaz asker, defterdarlık makamlarının kurulması, adalet, maliye, yönetim alanlarından hangilerinde gelişme olduğunu gösterir. Bakın yine bir kültür medeniyet sorusu arkadaşlar. Emin olun gerçek sınavda da buradan bir soru geliyor. Her sene Osmanlı kültür medeniyetten soru geliyor. Benden söylemesi. Şimdi bak, vezir azam başbakandır. Dolayısıyla bu yönetimle ilgilidir. Kaz asker hem adalet bakanı, hem milli eğitim bakanı, hem de din bakanı gibi bir şeydir. Yani Diyanet İşleri Başkanı'na benziyor. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Adalet olarak eşleştirelim. Ve defterdar da zaten biliyorsunuz maliyecidir. Maliye bakanıdır baş defterdar. Gelir gider hesaplarını yapar, bütçe hazırlar. Dolayısıyla bunların üçü de adalet, maliye, yönetimle ilgili şeyler. Doğru cevabımız neresidir? Edirne'dir. Evet. 7 gelsin değerli arkadaşlarım. Yine çok sağlam bir soru. Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliğini sağlamak. Bakın buradan ne anlıyoruz? Güvenliğini sağlamak dediği için değil mi? Direktmen Hint-Deniz seferleri. Çünkü burada Portekiz Hint'te ne yapıyor? Kızıldeniz yoluyla hacca giden Müslümanlara saldırıyor. Bu Hint-Deniz seferlerinin bir nedeni. Baharat yolunun kontrolünü sağlamak. Süveyş kanalının amacı. Akdeniz-Karadeniz ticaretini canlandırmak. Bu da arkadaşlar Don Volga. Biliyorsunuz Don Volga kanalıyla Karadeniz'le Hazar Denizi birleştirilmek isteniliyor. Her ne kadar bunların üçü de başarısız olsa da. Değil mi? Dolayısıyla bunların üçü de 3 olayla doğrudan bağlantılı şeylerdir. Doğru cevabımız 1, 2, 3'tür. Yani Edirne'dir. Çok güzel bir AYT sorusu arkadaşlar. 8'e bakalım. 19. yüzyılın ilk yarısında çıkardığı isyanla Osmanlı Devleti'ni uğraştıran Mısır valisi hangisidir? Biliyorsunuz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 2. Mahmut'tan isteklerini alamayınca isyan etmişti. Ne diyordu bu adam? Mora isyanını bastırmam karşılığında bana Mora ve Girit'i ver. Malum Mora'da Yunanistan kuruldu. Bu sefer de diyor ki 2. Mahmut'a Mehmet Ali Paşa, madem Mora'yı veremiyorum bana o zaman Girit'li Suriye'yi ver. Sultan Mahmut da diyor ki ben sana Suriye için söz verdim mi abi? Vermedim. O zaman vermem. Yürü git şuradan. Bunun üzerine bu adam isyan ediyor ve maalesef devletimizi epey uğraştırıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Evet bakalım. 9. Aşağıdakilerden hangisi Hamza ve Amasya genelgelerinin ortak özelliklerinden biridir? Bakın arkadaşlar ikisi de Mustafa Kemal'in görevlerinin dışına çıkarak yaptığı şeylerdir. Hatta bunlar sonucunda Mustafa Kemal İstanbul tarafından geri çağrılacak ama gitmeyecek. Hatta ondan sonra biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa Amasya genelgesinden sonra bütün rütbelerinden istifa edip Sine-i Millet'e dönecek. Bu bir sınav sorusuydu. Bu sorunun bir benzeri ÖSYM amcası tarafından YKS'de çıktı arkadaşlarım. Haberiniz olsun doğru cevap burada Bursa'dır. O sorunun başka türlü sorulması aslında bu. Mustafa Kemal bu genelgeleri yayınlayarak yetkilerin dışına çıkmıştır. İkisi için de ortaktır bu arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Mesela ulusal bir kongre toplama kararının alınması Amasya'dadır. Havza'da böyle bir şey yok. Yalnızca Mustafa Kemal'in imzasıyla yayınlanmaları. Yani Havza eyvallah da Amasya'da bir sürü kişinin imzası var. Halkın işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemeye teşvik etmesi. Havza'da değil mi? Özellikle İzmir'in işgalinden sonra ne diyor? İşgalleri kınayın diyor. Miting düzenleyin, protesto edin diyor. İstanbul hükümetinin işgallere karşı göreve davet edilmesi. Yani bu Amasya'da geçiyor biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi var. İslam hükümeti üzerine düşen sorunu yerine getirmiyor diyor. Bu Amasya ile ilgili bir şey. Havza ile ilgili bir şey değil. Doğru cevap Bursa arkadaşlarım. Onun sorumuz gelsin. Milli mücadelede Güney Cephesi'nin kapanmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bakın arkadaşlar. Güney Cephesi'nin kapanmasında bölgeye düzenli orduların sevk edilmesi yanlış. Güney Cephesi'nde düzenli ordu yok. Kuvayı Milliye var. Eledik. Birinin oldu şıkları bir eleyin şöyle. A gitti. E gitti. Sakarya Savaşı'nın kazanması kesinlikle. Çünkü Kütahya Eskişehir'de Türk ordusu yenilince Fransa bir müddet daha beklemiş. Acaba bir şeyler elde eder miyim diye. Ama Sakarya'da Türk ordusu destan yazınca artık Fransa umudunu kesmiş ve Franklin Boylon'u yollayarak 20 Ekim 1921 yılında Ankara Anlaşması'nı yapmış ve bizim Anadolu'muzdan, kutsal yurdumuzdan defolup gitmiştir arkadaşlar. İkinci şık doğru. Üçe bakalım. Maraş ve Urfa'nın
kendi gayretleriyle bağımsızlığı sağlaması. Kesinlikle. Burada adamları öyle bir kovalıyoruz ki Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te, Adana'da, Mersin'de, Tarsus'ta Allah Allah diye kovalıyoruz. Arkalarına bile bakmadan Suriye'ye kadar kaçmış Fransızlar. Değil mi? E bu da doğru. O zaman cevap 2-3 olacak yani Deniz'de. Evet, güzel bir soruydu yine. Gelsin 11. Bakın yine İnkılap tarihinden gelen güzel bir soru. Diyor ki Atatürk'ün biz alınan fakat kanun olan bu olağanüstü tedbirleri hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kanun üstüne çıkmak için bir vasıta olarak kullanmadık. Aksine memlekette huzur ve güveni sağlamak için uyguladık. Sözüyle kastettiği ülkede rejimi güvence altına almak için yapılan düzenleme hangisidir? Atatürk diyor ki biz bu çıkarttığımız kanunları diyor asla diyor yani burada millet egemenliğinin üstüne çıkmak için değil ya da hiçbir şekilde kanun üstüne çıkmak için vasıta olarak kullanmadık diyor. Yani burada doğrudan ülkemizin rejimini de güvence altına alan şey anayasadır. Teşkilatı esasiye kanun olacaktı. Doğru cevap Adana. Hemen şunları da çıkayım isterseniz. Arkadaşlar tekalifi milli emirleri milli mücadelede Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bizzat Mustafa Kemal tarafından Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Sakarya savaşından önce çıkarılan milli yükümlülüklerdir. Takrir-i Sükun kanunu Şeyh Said isyanından sonra hükümete çok geniş yetkiler veren bir kanundur. Olağanüstü kanundur. Sevk ve İskan kanunu biliyorsunuz İttihat Terakki'nin 1915-16'da çıkarttığı Ermenilere yönelik göç kanunudur. Zorunlu göç kanunudur. Teşvik Sanayi Kanunu da 1927 yılında özel girişimciyi teşvik etmek amacıyla çıkarılan bir kanundur. Ve maalesef istenilen başarıyı yakalayamıyorduk. Niye? Çünkü özel sektörde para yoktu. Bir de kalifiyeli insan gücü yoktu. Değil mi? İş gücü yoktu. Bu nedenle başarı soruyordu bu. Bundan sonra da devletimiz devletçi ekonomiye merhaba diyordu, geçiyordu. Evet, bunları da açıklamış olduk. Böylelikle arkadaşlarım bugün de Periskop yayınlarının TYT ve AYT denemesini çözdük. Bugünlük de bu kadar diyelim. Haftaya yine sürprizlerimiz olacak. Takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.